aynı mahiyetteki öneriler hakkında söz isteyen Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül. Buyurun Sayın Bülbül. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri. Yargının en büyük sorunu yargı tarafsızlığı ve yargı bağımsızlığıdır. Yargı bağımsızlığı ise sadece hakimlere, savcılara, avukatlara bırakılacak kadar kenarda bir olay değildir. Toplumsal vicdanın da en büyük nedenlerinden birisidir. Yargı bağımsızlığı ve yargı tarafsızlığı olmayan ülkelerde demokrasi olmaz, özgürlükler olmaz. Bu nedenle ülkemizde Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin getirildiği 2017 Nisan'ından sonra ülkemizde yargı bağımsızlığı ve yargı tarafsızlığı konusunda Sayın Cumhurbaşkanı'nın yüksek yargıda ayak izlerini devamlı görmeye başladık. HSK'nın oluşumunda 13 HSK üyesinin oluşumunda 6 tanesi Cumhurbaşkanı tarafından, 7 tanesi ise Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin tarafından seçilen HSK'nın hakimlerin özlük hakları ve tayinleri ve bu konudaki tüm özlük hakları konusunda vermiş olduğu kararlar son günlerde gazetelerde açıkça yer almaya başladı. Örnek vermek gerekirse son Mayıs ayında yapılan kararname kura, daha sonra yaz kararnamesi, iktidarla aynı görüşlere sahip olmayan, farklı kararlar veren ve kanunları ve anayasayı uygulamak durumunda olan hakim ve savcıların birçok sürgünlere gönderildiğini yaşadık. Bu çerçevede bir milletvekili adayı olmak için, bir belediye başkanı adayı olmak için istifa eden, ancak seçilemeyip de geri dönme imkanı yasa tarafından engellenen bir hukuksal durumda, daha önce bir partinin belediye meclis üyesi, ilçe başkanı olmuş kişilerin hakim savcı olarak yargıda bulunduğunu gördük. Bu konuda o kadar çok örnek var ki örneklerden birkaçını söylemek istiyorum. AKP'nin desteğini esirgemediği genç hukukçular toplantısına 6 yaşındaki kızlar evlenebilir diyen Nurettin Yıldız'ı davet eden, hukuku adaleti adeta tarikatlaştıran Adalet ve Medeniyet Derneği Genel Başkanı Akif Tögel boyabat hakimi oldu. Ankara AKP il yöneticisi Mustafa Tayyip Güneş pazarcık savcılığına tayin oldu. Eski Karabük Milletvekili Burhanettin Uysal'ın gelini Mukayya Güyüş Uysal SÖK hakimine tayin oldu. Bunun dışında Man Adası davasında istinafta bozma kararı veren hakim ise sürgün edildi. Ve iki olayda yaşadık. İki olayın birinde AKP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Hamdullah Arvas, Muğla'da bıçaklanarak öldürülen Zeynep Şampınar'la ilgili iğrenç, çirkin bir tweet attıktan sonra şikayet sonucu İstanbul Cumhuriyet Savcılığı takipsizlik kararı verdi. Kararı veren savcı ise AKP'nin İvrindi eski ilçe başkanı İlyas Demircan isti. İkinci bir örnek, CHP il başkanımız Canan Kaptancıoğlu, oyuncu Bernard için gazeteci Nevşin Mengü, avukat Feyza Altun hakkında yapılan içinde sözlü şiddet, aşağılama barındıran paylaşıma ağır eleştiri gerekçesiyle takipsizlik kararı verildi. Ama Maliye Bakanı ve ailesine yönelik çirkin paylaşımları yapanlar tutuklandı. Arkadaşlar, kadına yönelik şiddette bile ayrımcılık yapan bu zihniyetten nasıl bir adalet beklenir? Hiç düşündünüz mü? Bu çerçevede bu yasa teklifi geldi. Biz yasa teklifinin sarayda hazırlanmış olduğunu söylemiştik. Arkadaşlar hep itiraz ettiler. Komisyonda da itiraz ettiler. Ama sarayda hazırlandığı dün televizyon programında ortaya çıktı arkadaşlar. Nasıl çıktı? Sayın TBB Başkanı Feyzoğlu dün televizyon programında Cumhurbaşkanı ile görüşün, Sayın Başkanlara son adım dedim ki Sayın Cumhurbaşkanına gidelim, hiç olmazsa hepimiz çoklu baroya karşıyız diyelim, talepte bulunalım dedim.
Çözülecek yer Sayın Cumhurbaşkanı'dır dedi, dün dedi. Sayın Cumhurbaşkanı'nın çözülecek yer ise kuvvetler ayrılığı, yasama, yetki, yürütme, yargı ne işe yarıyor arkadaşlar? Yasama meclisi ne işe yarıyor? Tek adamın vereceği kararlarla, parti devletinin vereceği kararlarla, tek kişinin vereceği kararlarla. Buyurun toparlayın. Yasama meclisi, yasama meclisinde bazı yasalar çekilip bazı yasalar devam edecekse o zaman Türkiye'de demokrasi yok. Türkiye'de hukuk devleti yok. Türkiye'de adil yargılanma hakkı yok. Türkiye'de özgürlükler yok anlamına gelir. Değerli arkadaşlar, bunu tartışmalıyız. Bunu değerlendirmeliyiz. Biz diyoruz ki çoklu baro teklifi, biz diyoruz ki temsilde adaletsizliği ortaya koyan delege sistemi Türkiye'de bir hukuk faciasıdır. Bundan geri dönülmesi lazım. Bundan geri dönülmediği takdirde Türkiye'de yarın çok hukukçu talepleri de ortaya çıkar. Çok hukuk talepleri de yarın bu memleketi daha nerelere götürür? Hepinizi takdirine bırakıyorum. Teşekkür ediyorum.